Evet, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce hiç düşünmedim. Nasıl biraz hiç yaklaştı mikrofonu. Büyüyünce büyüküm. Büyüksün. Kaç yaşındasın? 20. 20, çok büyükmüşsün. Bilmiyorum. Büyük. Yani 20'yim. Cinsi yani. Olarak büyüksün. Evet, tabii. Kaç kilosun? En son 85. Boy 1.30. 1.60. 1.60. Topuklu 1.60. Mu topuksuz mu? Topuklu mu? Ayakkabıyla mı 1.60'sın, ayakkabısız mı? Ayakkabılı mı? Sen sahneye çıkmanı seyretsene bu hafta, nasıl çıktı? Tamam. Pazara gider gibi. Şimdi buradan bir tane adam iniyor. Bir elinde filen eksik. Böyle yuvarlanır gibi. Höndüdü, höndüdü, höndüdü. Pazara mı gidiyorsun, sahneye mi çıkıyorsun? Ha? Evet. Ne? Mikrofona söyle. Sen büyüyünce şarkıcı mı olmak istiyorsun? Yorumcu. Evet. Olmak istiyorsun. Ha? Evet, olmak istiyorum. İstiyorsun. E ama hiç öyle bir halin yok. Daha çok beraber sanki gidip limon satacağız gibi duruyor. Vallahi. Ha? Limon satalım mı? Limon satalım mı? Ne bilmiyorum. Limon. Sanki sen iyi satarsın gibi. Bilmiyorum ya, limon. Limon, karpuz mu? Bir dakika dur. Allah! Sen çok mu yemek... Çok mu yemek yiyorsun? Ha? Yeşillik yedim ben, çok. Yeşillik, bu bütün hafta. Artık yeşillik yedim ben. Çok mu aç, yazık ya. Bir de öyle, hep yeşillik yedim ben bu hafta. Şimdi ne büyük iddia ama. Çıktın, bayağı böyle bülbül kasidesini, hani... Bu kadar iddialı olunca da bu kadar iddialı bir şarkı, yani kasideyi hakkını da vermek lazım, anladın mı? Hani bana sorsan çok olmadı. Ama hani bir de benim kafamdaki Samet daha çok böyle sahne performansı yapan, anladın mı? Hani o performansıyla kendini seyrettirebilecek birisi. Şimdi bu şarkıda, kasidede performans da olmaz. O zaman çok doğru nota basacaksın. Öyle bir söyleyeceksin bu kasideyi, tüylerimiz diken diken olacak, biz onun içine gireceğiz. E o da olmayınca olmuyor işte. Anladın? Yeşilliğe devam. Evet, orman gibi oldum. Peki, ne gibi oldun? Orman gibi oldum. Yeşil iyi iyi. Peki. Seçilen eser bence yanlış. Yani sizin öğretmenlerinizin bunu dikkate almasını istiyorum. Buradan açık olarak söylüyorum. Sonra bizatihi odada da kendilerine ileteceğim. Burada gazelvari, böyle serbest, yani kalıplara sabit kalınmadan... kendi duygularınıza göre makam seyrini yaptığınız tarzlar olamaz. Neden olamaz? Çünkü sizlerin eseri icra ederken usul başındaki esleri alabiliyor musunuz? Veya essizse usul başı giriyor musunuz? Eserin icrası dört dörtlük layıkı veçiyle icra ediliyor muyu biz anlayamayız o zaman. Benim bu rahatsızlığım çok önemli bir rahatsızlıktır. Böyle bir tarzı uygun görmüyorum. Sonra bir toplantıda sayın patrona da bunu ileteceğim. Hocalarınıza da efendim ileteceğim. Kalıplı eserler, usul kalıbına uygun usul içeren eserlerle karşımıza gelmelisiniz. Ona göre sizi değerlendireceğiz. Çünkü burada siz hüzzam makamını kendi bilgileriniz doğrultusunda sesli taksim ettiniz. Ben bunu uygun görmüyorum.
Peki Bülent Hanım ama nasıl buldunuz? Onunla ilgili bir yorumunuz olacak mı? Tabii ki yani ağız itibariyle mesela Alaturka bir ağızdı. Evet. Avam değildi. O bakımlardan tamam. Fakat bu mevzuda yani anlayamıyorum ben. Neyi anlayamıyorum? Ne yaptı? O eser usule uydurabildi mi? Eserin hakkını vererek, layıkı veçiyle okuyabildi mi? Bunu anlayamamış durumdayım şu anda. Neye istinaden not vereceğim? Peki, ben zannediyorum notunuz Süheyla Hoca, bizler tarafından anladık, biz bunu dikkate alacağız ama siz muhakkak ki müzik kulağınızda bu eserinde doğru söyleyip söylemediğini anlamışsınızdır. Doğru, kendisi Hüzzam makamını çok iyi dolaştı, sesli taksimini yaptı. Başka bir şey söyleyemiyorum. Peki. Orhan Bey? Önce mahallemizin delikanlısı, evlat çok genç, 20 yaşında ve ciddi icraatlar yapıyor. Şu anda yapmış olduğu icraatta çok sevdiğimiz bir kaside. Çok da duygulu. Bülbül hocamıza da buradan ne desem ki selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Orhan Bey. Özür dilerim. Ben Allah rahmet eylesin demek istedim. Bir dakika, ben bilmiyorum belki. Öyle mi? Öyle mi? Ben bilmiyorum. Yani şimdi ben de bilir kişi gibi tabii demeyeyim böyle, ben öyle biliyorum. Yanılıyorsam Allah uzun ömür versin ama Allah, ben öldü diye biliyorum. Peki. Allah rahmet eylesin. Zannediyorum o zaman, vefat etmiş. Peki Orhan Bey, efendim, çok kısa bir müsaade isteyeceğim sizden. Çok çok kısa. Peki. Kısa bir süre sonra beraber olacağız. Bir reklam arası veriyoruz ama kısa bir reklam. Reklamlardan önce Orhan Gencebay yorumlarını yapıyordu. Hemen kendisiyle devam ediyoruz. Buyurun Orhan Bey. Yine ismini karıştırıyorum evlat ya. Hay Samet. Allah. Özür dilerim. Samet. Samet evet. Tabii. Bizim mahallemizin Samet'i. Samet gayet güzel yorumladı tabii. Bazı şeyler olsaydı yorumda, bazı dikkatler olsa daha da iyi olacağına inanıyorum. Ama duygu son derece güzel. Nüanslar da son derece yerinde. Bazı yerdeki coşkuyu daha volümlü belli etmek, bu yorumla ilgili bir şey. Daha güçlü bir şekilde volümlendirerek vermek, sesi daha güçlendirmek. O zaman Allah diye bağırtacak derecede bir icraat ortaya çıkar. Bir de yine diksiyon, kelimelerimizin, Türkçemizin daha iyi kullanılmasıyla ilgili. Buna da dikkat ederek, cümleleri fazla, kelimeleri fazla yuvarlamadan yaptığımız zaman çok iyi bir Türkçe ile, çok güzel nüanslarla ve o volümler, o nüansları da iyi belirterek yaptığımız zaman çok güzel. Çünkü her şey yerli yerinde. Duygun çok güzel ve baskıların çok güzel, yaptığın nüanslar çok güzel. Samet. Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tabii bu benim görüşüm ama genel olarak şunu ifade etmek lazım. Bülent Hanım'ın demin ifade etmek istediği ritimli olan ezgilerde, eserlerde daha ziyade yapının, icraatın güçlülüğü ve usullerin, geçkilerin ne olduğu daha çok ortaya çıkabiliyor anlamında söylemişti. Çok doğru söylüyor. Fakat şu da var tabii. Mesela halk müziğinde uzun havalar söyleniliyor. Orada da bir serbestlik var ya. Uzun havalar da bizim formlarımızın içinde olduğu için 35-40 tane form var Türk musikisinde. 40'ın üstünde hatta. Bunun arasında kaside, ilahiler, naatlar ve uzun havalar vesaireler var. Bunların birçoğu serbest kalıplardır. Kalıp değil de serbest icraatlardır. Tamamıyla o andaki irticalen duyguya göre yapılan icraatlardır. Belli kalıbı olmadığı için, belli ezgisi, notası olmadığı için doğru mu, yanlış mı diye tereddüde kapılabilir insan. Bülent Hanım bu yüzden bu hassasiyetle söyledi, doğru. Ama tabii ki biz uzun havamızı yine söylemek durumunda olduğumuz için
Ve Türk Alaturka musikide her türlü müziği icra ediyoruz. Ve ben sana 9 veriyorum evlat. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. 9'da Ebru Gündeş'ten geldi. Diğer 2 puanı da alalım. Hem Armağan Çağlayan'dan hem de Bülent Ersoy'dan. 8. 8 Armağan Çağlayan'dan. Bu saç modelinin bir ismi var mı? Saç modelinin. Ne? Bir isim koymuşundur sonuna. Bülbül yuvası. Evet. Öyle orasında öyle bir şey olmuş. Havuz diyorlar buna. Havuz. Fıskiyeli. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki. 8'de Armağan Çağlayan'dan geldi Bülent Hanım. 8'de Bülent Ersoy'dan geldi. Peki bakalım geçen haftaki oylarla bu haftaki oyların toplamı ne olacak? Sen bu arada aday numaranı söylemek ister misin? Aday numaram 109. Buradan Salih abime selam gönderiyorum. O kim lan? Benim kendi abim. Ona selam yolluyorum. Kim? Abisiymiş. Senin abin. Abisiymiş. Anneme babama selam yolluyorum. Onları seviyorum. Mahalleme çok selam yolluyorum. Onları seviyorum. İzmir'i seviyorum. Bütün Türkiye'yi seviyorum. Ayrıca İzmir'de Hüseyinoğulları Sedat Bozkurt, Esat Bozkurt beni desteklediği için onlara da çok teşekkür ediyorum. Hollanda'da İcran ve grubuna da çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki.